Eskiden gençler düğünü pek de önemsemezdi. Çoğunlukla aileler istediği için düğünler yapılırdı. Ancak şimdi farklı gençler her ayrıntının düşünüldüğü konsept törenlerle dünya evine girmek istiyor. Üstelik masraflar da arttıkça arttı. Bunun sorumlusu sosyal medyadaki şatafatlı düğün fotoğraflarının çok ilgi görmesi. Fotoğraf çekmek için düğün yapmaya başladılar. Gençlik özeniyor, yapacak bir şey yok. Gençlerin özendiği sosyal medya, yani sosyal medyadaki düğün paylaşımları arttı. Evlenecek olanların da masrafı ikiye katlandı. Çünkü artık öyle sıradan düğünler yapılmıyor. Bütün düğünler bir konsepte göre belirleniyor ve konsept değiştikçe düğün masrafları da iki katına çıkıyor. Gençlerin bu masraflara göze almasının bir nedeni var. O da düğün günü çekilen fotoğraflar. İşte buna Instagram efekti deniyor. En güzel düğün benim olacak. Gerçekten en güzel görseller benim olacak. Herkes benim düğünümü hatırlayacak ve ben bunları Instagram'da diğer arkadaşlarıma gösterebileceğim kaygısıyla ya da isteğiyle düğünlerine çok para harcamaya başladılar. Temel gereksinimleri karşılamak lazım öncelikle. Yani düğün biraz şova kaçıyor. Tabii kız arkadaşım muhtemelen böyle düşünmüyordur. Eski gelenekleri yerine getirmek istemeyen gençler düğün planlarını kendileri hazırlıyor. Ve o hazırlık aşamasında da sosyal medya didik didik araştırılıyor. Beyaz eşya almak yerine çekilen krediler gösterişli düğünlere harcanıyor. Çiçekçi, gelinlik, davetiye, saç makyaj, organizasyon şirketleri kredi çekip bu düğününü destekleyen çiftler de var. Evine eşya almıyorlar ama yemekli yapıyorlar. Ama en nihayetinde bu en özel gün genç çiftlerin günü. İster masanın ortasına en pahalı çiçeği koyarlar, ister beyaz eşyanın parasını kına gecesine yatırırlar. Tercih de karar da gençlerin. Instagram'a koymak için doğal değil ki hepsi. Balon gibi post diye sönecek bir süre sonra. Biz nasıl geçmiştik fotoğraflara bakıp gülüyoruz. Onlar da buna bakıp çok gülecekler. Niye böyle bir şey yaptık diye.